Merhabalar. Şehir Hepimizin girişiminin hazırladığı sunduğu Şehir Hepimizin 100. programındayız. Bu yüzden herkes ev sahibi. Herhalde en çok heyecanlandığımız program bu olacak. Öyle hissediyorum başlarken. Konu başlığımız da şehir neden hepimizin? Bu uzun bir yolculuk aslında. Bu uzun yolculuğu önce biraz konuşacağız. İkinci bölümde de biraz daha program özeline odaklanacağız. Herhalde Gürhan'la başlamamız daha doğru olur. Evet. Nasıl bu şehir hepimiz girişimi doğdu? Nereden çıktı bu fikir ve ne kadar uzun süre? Bir 5 yıllık bir macera herhalde. Bunu biraz anlatabilir miyiz? Evet, 5 yıllık bir macera. Öncelikle herkese merhaba. Tabii İstanbul Hepimizin girişiminden bahsediyoruz öncelikle. Şehir Hepimizin ikinci bölümü. Evet, onu diğer moderatör arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Buradaki 4 kişi Şehir Hepimizin programlarının moderasyonunu yapan arkadaşlarımız. Şöyle başladı, 2013 yılında aslında belki de bir 8-9 aylık bir çalışmanın sonucunda İstanbul Sözleşmesi hazırlandı. Bu hazırlıkta akademisyenler, sivil toplumdan arkadaşlarımız ve kamu yönetimi tecrübesini yaşamış olan ve hala da yaşamakta olan bir grup arkadaşımızın ortak çalışmasının sonucunda çıktı. Üçüncü slide belki arkadaşlar da ekrana verebilirler. Evet, İstanbul hepimizin girişimi tarafından 2013 yılı sonunda Aralık ayı gibi kesinleşmeden önce bir taslak metin olarak bunu kamuoyunun dikkatine sunduk. Ve o danışmaların sonucunda gerçekleşen İstanbul Sözleşmesi metni İstanbulluların imzasına açıldı. Ben burada durayım. Yine sorularla aslında, devam edelim. Aslında girişte ben hata yaparak başladım. Herhalde heyecanımın en kanıt, yani başka bir kanıta ihtiyaç yok. Şehir Hepimizin programımızın ismiydi. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu diye açıyorduk. Ve ben Şehir Hepimizin girişimi diye açtım. Bunu hani aslında çok da belki de heyecanlı kanıtı olarak alıp devam etmemiz lazım. Peki bu İstanbul Sözleşmesi gerçekten çok önemli bir fikir. Belki bunu biraz açarak devam edebiliriz. Kimler imza verdi? Metnin ana derdi neydi? Neyi sözleşmenin parçası? Tarafları kimler? Evet. Ya aslında şöyle, Aralık ayında, ben de zaten Aralık ayındaki o toplantıyı duymuştum internetten ve ilgimi çekti ve katıldım ve çok heyecan verici bir şey. Çünkü genel olarak biz hep birilerinden şehir yönetimini bekleriz. Yani dışarıda bir şeydir. Yani dışarıda bir şekilde kararlar alınır. Biz de onların sonuçlarıyla karşılaşırız. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin aslında temelinde şey vardı. Yani beni en çok heyecanlandıran girişinde şunu diyor olması. Yani biz bu sözleşmeyi imzalayanlar olarak İstanbul'un gelişimi, yönetimi, geleceğiyle ilgili kararlar konusunda söz ve sorumluluk sahibi olmak istiyoruz. Bu benim için çok anlamlı bir şey. Çünkü biz derdimiz, benim de heyecanım o ki biz gidelim beraberce daha iyi bir İstanbul için çalışalım. Yani yerel yöneticiler olsun, vatandaşlar olsun, sonuçta aslında bir tane İstanbul var ve orası için kendi akıl akıldan üstündür. En doğrusunu beraber tartışalım. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni ilk okuduğum zaman da benim için aslında şey gibi bir şeydi bu. Yani bir aslında herkesin birbirine verdiği bir söz gibi. Ben bu metni okudum. İstanbul Sözleşmesi'ni, İstanbul'un yönetimine dair aslında ilkeler bütünü, bir anayasa gibi bir metin. Evet, benim için anlamlı bir metin. Çünkü ben İstanbul'un cidden bu şekilde yönetilmesini istiyorum. Ve diyorum ki, evet ya ben bu şekilde yönetilen bir İstanbul'da emek ve gönül vereceğime söz veriyorum. Siz de söz verin. Ve bunun açıkçası daha sonra da yavaş yavaş derdimiz şu oldu. Tamam, yerel yönetim, yerel seçimler yaklaşıyordu o zaman 2014 Mart'ı. Dedik ki o zaman ben de bu şekilde düşünen, yani bu sözleşmenin altına imza atabilecek adaylara o zaman oy veririm. Yani hem bizler arasında bir sözleşme ama bir de aynen bunun öyle parçası olmayı kabul eden bütün adaylar son için. Son cersede hepimiz vatandaşız. Hepimiz son cersede İstanbul için ortak ve beraber katılımla üretebileceğimiz bir İstanbul arzusundayız. Herkes bunun altına imzasını atsın ve ondan sonra da söz ve cidden sorumluluk alalım. Aslında oralardan çıktığını söyleyebilirim. Yani beni heyecanlandıran tarafı oydu. Peki belki size soralım. Valla ben de ne söyleyeyim? Hepsini söyledi aslında arkadaşlarımız. Niye özel sizin için diyeyim o zaman? Bu kadar emek var. Tabii şimdi Gürhan Bey'in bahsettiği Aralık toplantısından sonra anladığım kadarıyla bu İstanbul Sözleşmesi iyice olgunlaştıktan sonra imzaya açılmış. Ben de o dönemde aslında bunu bir şekilde sosyal medya üzerinden aldım ve imzaladım. Ondan sonra da toplantılarına
katılmaya başladım. Zannediyorum hatta 2014 yerel seçimlerinden sonraya tekabül ediyor benim bilfiil katılmam. Bütün özellik Ali'nin gayet güzel izah ettiği gibi çok kapsayıcı bir takım temel değerlere değiniyordu sözleşme. Aslında belki bunların üzerinden hemen şöyle ben okuyayım. İkinci yani, slide. Evet, yazabilirsek aslında sözleşmeyi de ikinci slide'da. Evet, yani mesela diyor ki şu önemli, yani siyasi partiler ve tüm kurumlardan bağımsızdır. Bu önemli. Yerellik ön planda, dolayısıyla adem merkeziyet var. Daha devam edersek işte bahsedildiği gibi katılım politikaları, şeffaflık gibi bir takım kavramlar var. Bunlar son derece çevreyle ilgili, ekolojiyle ilgili bir takım kavramlar var. Engellilerle ilgili bir takım, yani dezavantajlı gruplarla ilgili bir takım kavramlar var. Müthiş kapsayıcı bir şeydi. Dolayısıyla hakikaten oldukça etkilendim. Ve işte bugünlere kadar da geldik. Yani, evet. Bir de tabii şey çok önemli. Aday hangi partiden olursa olsun katılımcı, şeffaf ve ademi merkeziyetçi bir İstanbul için. Yani bir parti ya da bir tarafın sözü değil, bir hakikaten de hepimizin bir İstanbul'u cümlesi orada çok kıymetli gibi duruyor. Böyle de oldu nitekim. Çünkü adayların imzasını açtığımız zaman değişik partilerden adaylar, belediye başkan adayları hem Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, aynı zamanda ilçe belediye başkan adayları da imzaladılar. Aslında çok kapsamlı bir sözleşme. Yani bir nevi bir yönüyle kişisel bir irade beyanı ama aynı zamanda da İstanbulluları da belli bir çerçeve içinde birleştiren bir metin. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Sonuçta seçilen adaylar imzalarının ne kadar arkasında durdular. Bu tabii ayrı bir program konusu. Belki, onun için hiç girmeyelim bugünkü neşeli programımızda. Ama şöyle bir şey de var. Tam da yerel seçimlere doğru giderken bunları tekrar hatırlamak ve konuşuyor olmak. Hani bizim kendi programımızın 100. yılı o. 100. şey İnşallah yılı da 100. yılı da görürüz. 100. yıl başkaları görür diyelim. Gelecek nesillere. Belki onlar daha çözmüş olur bu dertleri diye umut ediyoruz. Bir de tabii 20 bin İstanbullu imzaladı. Evet, 20 bin yani İstanbul. O da evet, onu son soracaktım. Derece önemli. 20 bin İstanbullu. 20 bin küsur İstanbullu. Adaylar için bir sayı var mı? Kaç aday imzaladı? 6 ya da 7 diye hatırlıyorum ama. Yok yok. Yani şöyle 90 net lazım. Bilgi verelim. CHP adayları 6 belediye başkan adayı imzaladı. İstanbul adayı da, Büyükşehir Belediyesi adayı da dahil olmak üzere Halkın Demokratik Partisi'nden bütün adaylar imzaladılar. Onun dışında 2 tane bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı, bir de Şişli Belediye Başkan adayı MHP'den onlar imzaladılar. Diğer partilerden imzalayan maalesef. Yani bu hesapla galiba 50'yi falan bulmuş oluruz. 39, tabii, artı 39 6 ilçe dersek. Artı 2, 50'ye yakın. 47'yi bulduk. 47'yi evet, bulduk. Evet. Aslında küçük bir videosu da var bu öykünün. Onu belki arada koyabiliriz. Şeyi söylemek yine bana göre çok anlamlı geliyor. Bu yolculuğun devamı geliyor. Yani aslında sadece yerel seçimlerde duran bir yolculuk değil. O günden bugüne farklı projelerle gelişen bir hareket diyelim, bir girişim diyelim. Bu projelerden bahsedebilir miyiz? Evet, sadece bu seçim öncesiyle bitmeyen, yani sözleşmeyle bitmeyen bir damarı var. Bunun için aslında iki şey benim için çok anlamlı. Birincisi aslında şehir, yani İstanbul hepimizin girişimi, yolda şunu fark etti. Biz aslında bilgi temelli bir oluşumuz. Bizim derdimiz hani enerjisi olan insanların şehrine sahip çıkıp oradaki yönetime katılmalarını sağlamak. Ve bu konuda aslında bir bilgi eksikliği var. Ve biz bu bilgi eksikliğini doldurmak istedik. Oraya dair birçok çalışma yaptık. İşte video çalışmaları, çeşitli sosyal medyada bilinçlendirme çalışmaları. Bizim derdimiz İnsanların katılması için o bilgiyi, gereken bilgiyi, şevki ortaya çıkarmak. Çünkü aslında bu Mart 2014 seçimleri şöyle bir güzel tarafı oldu. Çeşitli sandık gözetimi girişimleri, çok fazla sayıda genç vatandaşı mobilize ettiler. Ve bu aslında müthiş heyecan verici bir şeydi. Ve aslında şöyle bir durum var, seçim sonrasında müthiş aslında bir ortamda negatif bir hava çöktü. Evet. Müthiş bir enerji var ama müthiş bir negatiflik var. Biz dedik ki o zaman hızlıca yerel yönetim konusunda çalışan kişileri gezerek şu soruyu sorduk. Şu anda
bizler ne yapabiliriz? Müthiş enerjimiz var. Bu enerjiyi nereye konsantre etmek gerekiyor? En azından gençlere bu konuda kapılarını çalacak bir şey gösterebilir miyiz? Ve en sonunda biz 7 maddede şu anda ne yapabilirsin? Yerel yönetim için, katılımcı bir şehir için ne yapabilirsin? Nereye gönüllü olabilirsin? Bunlarla ilgili bir video çalışması yaptık. Fark etti ki video çalışması yapıyoruz. Videoda belirli temel kavramlar geçiyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, muhtarlık, kent konseyi, mahalle meclisi. Bunlar bize yabancı büyük kavramlar. Zaten belediye büyük, yani kallavi bir şey. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Derdimiz şu oldu. O zaman gidelim yine bu kamuda çalışan, kamu yönetici ya da bu konuda çalışan akademisyenlere bize bu kavramları anlatmalarını istedik. Fikret Bey, arkadaşlar belki o slide'da da gösterirler bize, 9 numaralı slide. Fikret Bey'e gittik. Fikret Toksuz'u zaten konuk da oldu evet, bize. Ona sorduk. Yerel yönetim ne demek? Muhtar kimdir? Görevleri nedir? Bununla ilgili birer dakikalık ufak videolar hazırladık. Bunların hepsi tabii internet sitemizde hepsi var. İnternet sitemizde İstanbul hepimizin.org sitesi. Ve sonra fark ettik ki aslında ilk kapısı çalınacak durak muhtarlar. Belki o konuda ilgili mi biraz? Slide'ları da gösterebiliriz. Onlarla evet. ilgili de 3. Evet. 4. slide'lar. Buyurun. Evet, yani onun devamında bu muhtarlara odaklanma fikri çıktı galiba. Evet. Ve muhtarlar projesi ortaya çıktı. Sonra bunu uygulamaya başladık. Muhtarları ziyaret ettik. Bunları ziyaret ettikten sonra onlarla da bir takım çekimler yaptık. Gerçi onları galiba koymadık, yayınlamadık evet, ama. Evet. Sonuç olarak oradaki akışı anlamaya gayret ettik. Sonunda da bir rapor çıkardık. Hatta Muhtarlar Federasyonu ile da falan da galiba yanlış evet, hatırlamıyorsam. Onlarla görüşmeler yaptık. Evet, evet. Onlara bulgularımızı aktardık. Belki Gürhan Bey bulgularımızdan bir şey eklemek ister misin? Ondan önce ben amacımızı, yani İstanbul Hepimizin girişimi, hatta Şehir Hepimizin programındaki amacımızı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Biz eskiden beri kent konusunda çalışan insanlar idik. Birbirimizden haberdar olan veya olmayan insanlar idik. Ondan sonra bir araya geldiğimiz zaman ihtiyacın nerede olduğunu tespit edebilmek amacıyla konuları tartışmaya başladık. İstanbul Sözleşmesi buradan çıktı. Bilgi, belge ve arşiv özelliği taşıyan bir faaliyet yürütme ihtiyacımız buradan çıktı. Burada da 3 temel yol belirledik. İzleyeceğiz dedik, yani izleme. İkincisi, denetleyeceğiz dedik. Denetim görevimizi birer yurttaş olarak ve grup olarak üstlenmeye çalıştık. Üçüncüsü de katılımı ele almalıyız dedik. Yani izleme, denetim ve katılım üçlüsünü gerçekleştirebilmek amacıyla bu videoların hepsini gerçekleştirdik ve İstanbul'da çok enteresan durumlarla karşılaştık. Çünkü 50 binlik nüfusu olan bir mahalleyle de karşılaşıyorsunuz. Fakat artık mahalle özelliğini yitirmiş ve sadece iş yerlerinden oluşan bir takım mahalleler olduğunu da tespit ettik. Fakat geçmişte muhtarlığın son derece önemli işlevleri olduğunu fakat bu işlevlerin de yavaş yavaş gerilediğini tespit ettik ve oradan hareketle bir rapor hazırladık. Bunu da istanbulhepimizin.org sitesinde bütün izleyicilerin dikkatine sunuyoruz. Aslında şöyle bir şey duyuyorum. Yani bir tür sahip çıkma. Kentine, şehrine sahip çıkma ve onun nasıl işlediğini, mekanizmalarını anlama ve herkesin de bunun bir parçası olması. Ama bunun içinde temel ihtiyaç bilgi ve o bilgilerin erişilebilir olması, arşivlenebiliyor olması, o belleğin oluşturulması gibi bir işlev tanımlıyor ve sonra yolculuğuna böyle devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet. Başka eklemek... Bir iki tane şey daha eklemek isterim. Mesela fark ettik ki seçimlerden hemen sonra ilk 6 ay içerisinde her belediye stratejik plan hazırlamakla evet. yükümlü. Ve bu stratejik planda vatandaşa aslında katılımıyla hazırlanmakla yükümlü. Yani zaten yönergede böyle yazıyor. Biz de o zaman dedik bunlara katılmak istiyoruz. Şişli ve Kadıköy'e aktif olarak katıldık. Onlara iletişime geldi. Aslında 39 ilçe belediyesiyle iletişime geçtik. Bunlara katkı sunmak istiyoruz diye. Geri dönenlerle de cidden onların stratejik plan çalışmalarını, taslak çalışmalarını inceleyip aklımızın yettiğince uzmanlara sorduk. Onlardan aldığımız geri dönüşümlerle katkıda bulunduk. İnsanları da gidip kendi ilçe stratejik planlarını bir öncekini incelemek için kendi sitemizde bunları koymaya başladık. Ve fark ettik ki çok fazla da indiriliyor. Yani aslında ilgi de var.
var. Öyle bir çalışma yürütme fırsatımız oldu. Ondan sonra da aslında şunu da fark ettik. Aslında bizim başarı hikayelerine de ihtiyacımız var. Çünkü dokundukça fark ediyoruz ki çok fazla da başarı hikayesi var aslında yerelde. Ve onları da kayıt altına almaya başladık. İşte Bursa Nilüfer Belediyesi'ne gittik. Oradaki çalışmaları takip etmeye başladık. Oraya gidince işte Çanakkale ilçe belediyeleriyle tanıştık. Oradaki mahalle çalışmalarıyla tanıştık. Oradaki yetkili arkadaşlar bize kendi naçizane başarılarından bahsetmeye başladılar. İşte başka bir şehirde başka bir muhtar arkadaşla tanıştık. Ya da Antalya'daki kent konseyindeki turizm faaliyetlerini inceleme fırsatımız oldu. Ve fark ettik ki aslında zaten yerelde bizleri çok fazla heyecanlandıran iş var. Ve de biz de bu bilgiyi paylaşmayı, en azından kayda geçmeyi kendimize görevi ilke edindik. Birden de İstanbul'un sınırlarından çıkmış olduk aynen bu arada öyle. Anlatırken. Aynen öyle. İstanbul'un ötesine geçmiş olduk. Bu arada hemen bir ilave yapmak istiyorum. Bizim İstanbul Sözleşmesi Türkiye'deki bazı kentlerdeki arkadaşlar tarafından da ki hiç tanımadığımız insanlar bir kısmı. 7, 8 ve 10 slaytını gösterebilir miyiz bu arada? Üstlendiler ve kendi kentlerinin sözleşmelerini hazırlayıp yayınladılar. Evet. Bunun ötesinde başka eklemek istediğimiz, hani evet, çünkü süremiz bizim daralıyor, evet. Diğer ekibe vereceğiz sözü. Aslında hani, acaba vermesek mi? Onu da düşünmüyor değilim. Hani tamamlamak istediğimiz, şöyle mutlaka yapalım. Şunu da söyleyelim dediğimiz varsa bir iki tabii, projemiz tabii. Daha var. Çünkü özellikle evet. Kitap da var, fotoğraf kitabı. Evet, kitabı Ali'ye bırakayım ama hemen şey söyleyeyim. Belediye meclislerine katıldık. BD meclislerine katıldık bu. Yani stratejik plan benzeri. BD meclislerinin aslında herkese açık olduğunu öğrendik. Ve ondan sonra dedik. BD meclis toplantılarına katıldık. Onun dışında genel seçimlerde, 2015'ti değil mi? Genel seçimler öncesinde bütün İstanbul milletvekili adaylarına İstanbul Sözleşmesi bazında birer mektup gönderdik. Belki onu da gösterebilirim. 11 numaralı slide. Ondan sonra istersen Ali'ye ben sözü vereyim. Bu İstanbul hiçbirimizin de çok etkileyici bir projedir. Evet. Evet. Çünkü vaktimiz azalıyor. Evet, evet. Daha sonra da şehir hepimizine geldik zaten. Evet. Bir gün tartışırken şunu dedik. Hepimizin diyoruz. Kapsayıcılıktan bahsediyoruz. Sonra fark ettik ki aslında hepimiz geçeceğiz ve aslında İstanbul hiçbirimizin. Yani İstanbul burada ve bizler geçeceğiz. Ve bunun üzerine aslında İstanbul'da her gün bir şeylerde kayboluyor. Yani bir belli değerlerde aslında kayboluyor. Bu değerleri de aslında hep sonradan yad ediyoruz ya. Dedik ki o zaman yapalım, herkese çağrı yapalım. Instagram yeni bir sosyal mecraydı o zaman. Dedik ki İstanbul'da neyi kaybetmek istemiyorsanız bize onun fotoğrafını çekin, belli bir hashtagle gönderin ve biz bunlardan daha sonra bir sergi, bir kitap yapalım. Sağ olsun çeşitli bu konuda işte kitap tasarımcıları bize destek verdiler. Çok büyük katılım oldu ve onlardan işte hatta belki 14 nolu slaytı arkadaşlar gösterirler. Bir jüri oluşturduk, çok değerli bir jüri oluşturduk. Başında da Ara Güler vardı, sevgili Ara Güler vardı. Ve daha sonra bunu kitap haline getirirken de Ara Bey şöyle çok ilginç bir cümle söyledi. Ya bu kitabı dedi, satmayın dedi. İstanbul satılık değil, bu kitapta satılmasın dedi. Bizim için çok anlamlı bir sözdü bu. Ve biz bu kitabı kendi imkanlarımızla bastık ve hem Medyascope'a gelen her konumuza veriyoruz hem de çeşitli yerlerde karşımıza çıkan insanlara bu kitabı hediye olarak veriyoruz. İçerisinde Ara Bey'in liderliğinde seçilmiş 100 adet fotoğraf var şehirde ve her biri yani belki artık yavaş yavaş nostalji kokmaya başladı. Bizim için çok anlamlı bir çalışmaydı. Yani hepimizin de dedik, hiçbirimizin de dedik aslında yani öyle diyebiliriz. Son bir cümle söyleyip ondan sonra biz izninizi isteyeceğiz, diğer arkadaşları bırakacağız. Yani burada benim açımdan da en önemli noktalardan biri bu hepimizin iddiası bana çok önemli geliyor. Ve hani benim için zor soru hakikaten hepimizin oldu mu? Hani konuklar açısından da şu ana kadar girişimin izlediği yol açısından da hakikaten herkesi dahil edebildi mi? Yoksa dışarıda bırakılanlar oldu mu? Belki bu soruyu sorup ondan sonra sizlerden çok kısa belki Güran Bey'le alayım çünkü biz ikimiz ayrılıyoruz. Evet, şöyle başlangıçtaki hepimizin tanımından hareketle gerçekten farklı fikirleri, farklı kesimleri çok söz sahibi kılmaya çalıştık. Fakat bu konuda işte daha İstanbul Sözleşmesi imzalarından başlayan engellerle karşılaştık. Bu süreç aslında Türkiye'nin de kutuplaşmakta çok hızlı ilerlediği günler, yıllar olduğu için aynı problemi hala yaşıyoruz. İkinci bölümde arkadaşlarımız bazı istatistiki bilgileri de verecekler. Orada da hangi kesimleri ihmal ettiğimiz çok açık görünecek ama siyasi olarak
ihmal etmek durumunda kaldığımız ve taleplerimize de yanıt alamadığımız maalesef kesimler oldu. Önümüzdeki dönemde bunu aşabilir miyiz, aşamaz mıyız? Onu da zaman gösterecek. Ama bir son ek yapmak istiyorum. Bu özellikle denetim konusunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bütçelerini 12 numaralı KAHİP grubuyla birlikte, o da bir sivil toplum grubudur, kamu harcamalarını izleme platformu. Onlarla birlikte, hatta hemen ben kitapçığımızı da gösterebilirim. Zaten orada görünüyor, sonra. Evet. Bunun da son bir şeyi var. 2016'ya kadar olan kitabı var. Bu kitapta da gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı da dahil olmak üzere harcamalarının dökümleri var. Dinleyicilerimize hararetle her iki kitabı da, belgeyi de öneriyoruz. Onu da internet sitemizde bulmak mümkün. Belki şöyle diyebiliriz. Aslında mekan karşılaşmaların en fazla yaşandığı ve farklılıklarla beraber sahip çıkabileceğimiz en kıymetli alan. O yüzden şehir hepimizin. Ufak bir videomuz var. Biz izninizi isteyerek o videoyu yayına alalım. Ondan sonra sohbet devam edeceğiz. İkinci bölüme devam edeceğiz. Evet. Şehir hepimizin, yok şehir neden hepimizin diye. Evet. Şimdi ikinci bölüm neden şehir hepimizin? Yani ilk bölümde İstanbul Hepimizin girişiminin faaliyetlerine odaklanmıştık. Kalan süremizde de şu anda izlemekte olduğumuz programın biraz arka planını, hikayesini birlikte işleyeceğiz. Ekip arkadaşlarım bu bölümün moderasyonunu kolaylaştıracağını benden istediler ama bu işi çok başarılı yaptığımdan değil, eğer konuşmacı olursan fazla konuşacağını düşünüyorlardı. Ben ve Sibel Bülay katıldık bu ikinci kısma. Ali Bey ve Engin Bey zaten birinci bölümde birlikteydi bizimle. Şimdi biraz şehir hepimizin programı nasıl doğdu? Siz ilk ben bölümde başlayabilirim, evet. Evet. İstanbul Hepimizin girişiminin özellikle 2014 yerel seçimleri öncesi ve sonrasındaki faaliyetlerini anlattınız. Evet. Ondan sonra stratejik planlar yapıldı, işler biraz daha rayına oturdu ve yeni bir takım mecralara ihtiyaç duyuldu. Evet. Buyurun. Yani uzun bir süre tabii. Bütün bunlar yapıldıktan sonra 5 seneyi konuştuk demin. Evet. Uzun bir süre. Tabii dedik ki nasıl yeni bir şey yapabilir miyiz? Bir arama yapalım dedik.
tekrar aslında İstanbul Hepimizin girişimi çok sayıda dosttan, arkadaştan oluşuyor. Yani şu anda programı yapan, modere eden bizler varız, ön planda gözüküyoruz ama aslında tabii daha geniş bir ekip var. Bu ekibe bir soralım, danışalım dedik ve sonunda birkaç proje ortaya çıktı. Bu projelerden bir tanesi de bir radyo yayını aslında yapabilir miyiz fikriydi. Evet. Bu radyo yayını daha sonra zaman içerisinde bununla ilgili de ayrı, bu yayını yapmakla ilgili de bir takım aramalar yaptık. Yani işte üniversiteye gittik, uzmanlara gittik, neler yapabiliriz, nelere değinebiliriz gibi. Daha sonra bir tesadüf olarak belki Medyaskop yayınlarına başlamıştı, yeni yayınlarına başlamıştı. Biz tam bu çalışmaları yaparken acaba dedik Medyaskop'ta bunu yapabilir miyiz dedik ve bir şeyle Ruşen Çakır'dan bir randevu alıp geldik. Evet. Dedik ne yaparız, yapar mıyız? Zaten burası işte özgür basın. Dolayısıyla burada istediğinizi yapabilirsiniz cevabını alınca tabii çok sevindik ve bütün çalışmalarımızı buraya yönlendirdik. Buradan ben istersen Ali'ye vereyim. Aslında şey, o zaman tabii program başlığı falan da yok. Biz hani programa çalışıyoruz. Ne olsun acaba, katılımcı demokrasi bir şeyler falan diyoruz. Sonra Ruşen Bey de şey dedi, İstanbul Hepimizin diyorsunuz, o zaman şehir, kent hepimizin olsun dedi. Evet ya, çok mantıklı falan dedik. Sonra şehir hepimizin öyle evrildi. Yani Ruşen Bey sağ olsun, kendisi aslında programın isim babası. İsim babalarından biri oldu. Babalarındandır evet. Kesinlikle. Öyle açıkçası yola çıktık. Tamamen amatör bir ruhla, sürekli danışarak, arama toplantıları yaparak yavaş yavaş konukları ağırlamaya başladık. 100. programa kadar. Evet. Bugünkü programımız 100. program. Evet. Yaklaşık 100 haftadır yayın yapıyoruz. Galiba iki program haricinde bütün programlarımızı pazartesi günleri saat 16'da canlı yayın olarak yaptık. O iki istisnai programda gündemdeki gelişmeler dolayısıyla pazartesi haricinde yaptığımız programlardı. Doğru. Bu arada Medyaskop televizyonu dendiğinde tabii izleyicilerimiz sadece bizi ve stüdyoyu görüyorlar ama burayı belki biraz tarif de edebiliriz. Burası Sanayi Mahallesi'nde, İstanbul'u bilenler için eski sanayi tabir edilen. Etrafımızda hala atölyeler, tamirhaneler var. Hatta arada sırada yayındayken hemen yandaki atölyeden işte motor kontrolü yapan ustaların sesleri falan gelebiliyor ama siz bunları duymuyorsunuz tabii. Evet. Mikrofonlardan dolayı. Evet. Ben size döneyim. Programları hazırlarken, siz de program yapımcılarındansınız. Programları hazırlarken konuları ve konukları nasıl seçiyoruz? Biraz onları anlatalım izleyicilerimize. Şimdi biz tabii ekip olarak çok farklı ilgi alanları olan, çalıştığımız alanlar farklı olan kişileriz. Aynı zamanda gündemi de yakından takip ediyoruz. Kent gündemi gerek Türkiye içinde olsun, gerek yurt dışında olsun, toplantılara vesaire katılıyoruz. Tabii buradan öneriler, fikirler çıkıyor. Her hafta toplanıyoruz. Ve o hafta içinde işte isimler, konular tartışılıyor ve şunu diyebilirim, hani 100 programı bitirdik, hiç sorun olmadan bir 100 programda yapabilecek bir listemiz var yani. Konu ve konuk açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Yok. Değil mi? Evet. Yok. Ve de şey de çok heyecan verici açıkçası, onu fark ediyoruz. Biz aslında burayı bir açık platform olarak da gördük. Bizim vesilemizle sivil toplum kuruluşlarında, kent alanında, yerel yönetimler ekseninde çalışma yapan kişileri de burada ağırlayıp aslında onlara mikrofon vermenin de önemine de inanıyoruz açıkçası. Bunlar daha sonra çünkü arşiv, yani Medyaskop'ta canlı olarak yayınlanıyorlar işte Periskop'ta, çeşitli sosyal mecralarda ama artı olarak otomatik olarak daha sonra YouTube'da İstanbul Hepimizin hesabında otomatik olarak arşivleniyor. Ve bizim tam arzu ettiğimiz şey yani otomatik olarak arşivlenmesi, ismine göre yerleşmesi ve yani anın sivil toplumda yerelde çalışanların fotoğrafını da çekmiş oluyoruz. O yüzden çok heyecan verici. Ayrıca akademik camiada da. Ben aslında Ali ilk yarıda bir şeye değindi. Onu değinmek istiyorum. Şimdi gerek yurt dışında olsun, gerek yurt içinde olsun sürdürülebilir kentler çok gündemde. Ve artık şunu biliyoruz. Yani bir kentin sürdürülebilir olması için, yaşanabilir olması için gerçekten yerinden yönetim. Yani şehir hepimizin olarak yönetilmesi çok önemli. Ve gerçekten de Türkiye'de de çok güzel uygulamalar var. Fakat sorun onların bir türlü yeteri kadar duyurulmadığı. Onun için mesela benim çok burada önemsediğim şey bu iyi örneklerin
paylaşılması ve bu iyi örnekleri de gerçekleştiren insanları hani dediğin gibi, evet, tanıtarak, mikrofonu uzatarak, evet, onlara da bir platform vermek, bu güzel çalışmalardan dolayı da onları bir şekilde tebrik etmek de önemli. İsterseniz, evet, ben buyurun, burada bir iki şey eklemek buyurun, isterim. Buyurun lütfen. Şimdi aslında programda odaklandığımız üç ana, nasıl diyelim, başlık ya da alan vardı. Özellikle konuk çağırdığımız zaman, yani programların konuklarını belirlemek için bunlardan bir tanesi üniversite olsun istedik. Bir diğeri sivil toplum kuruluşları. Bir üçüncü bacak ya da ayakta sahada çalışan kamu yönetiminden insanlar. Yerel yönetimlerden. Evet. Yani bunlar içerisinde belediye başkanlarını sayabiliriz, meclis üyelerini sayabiliriz. Muhtarlar vardı. Muhtarlar vardı, doğru. Dolayısıyla biraz böyle bir seçim önceliğimiz oldu. Bir de bu programın algısı ve geri bildirimi açısından programdan önce biraz önce bizimle beraber olan Pınar Hoca ile konuşurken bana şöyle bir şey söyledi. Bu önemliydi. Dedi ki bu programın konuklar açısından da önemi var. Yani küçük, kısa programlara sıkışmadan yeterli bir sürede herkes bilgisini rahatlıkla aktarabiliyor. Bu hem konuşmacı açısından bir motivasyon sağlıyor, hem de bunu uzaklarda bir arşivde bulunan bir yayın olduğunu düşünürsek, uzaklarda insanlar bunu doya doya izleyebiliyor. Bu da önemli bir özellik, onu da vurgulamak istedim. Ben de izninizle bir iki ekleme yapayım. Programlarımıza konuk olmuş hem akademik şapkası hem de sivil toplum şapkası olan konuklarımızdan, uzmanlarımızdan gelen birkaç yorum. Tabii reklam yapmak gibi olacak ama gerçekleri de saklayamayız. Örneğin bu programın, şimdi okuyacağım. Şehir hepimizin kenti kendine dert edinmiş, profesyonel yaklaşımlı gönüllülerin son derece titizlikle hazırladıkları çok değerli bir yapım. Kent ile ilgili çeşitli konularda ilginç konuklarda her zaman ilgimizi çeken içerik sunuyor. Bir başka yine hem akademik hem sivil toplum kimliği olan bir uzmanımız. Hem biz akademisyenleri hem de şehrimizin bu alana çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Böylesine boş bir alanı doldurduğunuz için tebrikler demiş. Keza yine yakın zamanda konuk ettiğimiz bir düşünce kuruluşu, Think Tank'ten bir uzman da benzer yorumlarda bulunmuştu. Evet. Yaptıkları çok değerli çalışmalar var. Fakat kamu idaresine, kamu sektörüne duyurmakta zorluk çekiyorlardı. Ve bu programların onlar için de önemli birer açılım olduğunu söylemişti, yorum yapmıştı. Peki yayın hayatına atıldık 2016 sonlarında. Kısa bir süre sonra yurt içinden ve yurt dışından çok büyük yayın kuruluşlarından bize teklifler geldi. Gelin, haberimiz yok. Program yapın diye. Ama biz ne dedik? Biz küçük ama onurlu bir grubuz, girişimiz dedik ve reddettik. Medyaskop'tan vazgeçmedik. Evet. Şimdi biraz sizlerden bu geçen zaman içerisinde programlarla ilgili biraz sayısal bilgi, ama sadece kuru sayılar değil, onların etrafında biraz da yorum, evet, yaparak, evet, ilerleyelim isteriz. Belki arkadaşlar da 15 numaralı slide ekrana verirler. Biz 99 programı geride bıraktık. Bu programların hepsi işte Periscope üzerinden, işte Facebook, diğer sosyal mecralardan canlı olarak yayınlanıyorlar. Daha sonra da bunlar YouTube hesabımızda video olarak hala erişilebilirler. Canlı yayın rakamlarını bilemiyorum ama biz daha çok YouTube hesabımızdaki izlenme rakamları üzerinden böyle bir istatistikler hazırladık ki kendimizi 100. programda da artısıyla eksisiyle değerlendirelim. Biz şu ana kadar 147 konuk ağırladık 99 programımızda ve 10 moderatör olarak devam ediyoruz. Bizim için çok anlamlı bu moderatörlerin sürekli katkıları ve sürekli değişiyor olması. Çok moderatör eskitiyoruz gibi algılamamak lazım. Sürekli dönüp dolaşıp moderatörlerimiz, bir yapan bırakamıyor. Öyle buranın havasını çeken bırakamıyor, sanayinin, evet, havasını. Evet. Şu anda 80 bin, ortalama 80 bin video izlememiz olduğunu söyleyebiliriz. Total'de bu 99 program için.
Ve izleme süresi neredeyse 1 milyona yaklaşmış dakika olarak. Yani total izleme 1 milyon dakika gösterim yapmış YouTube bu videolardan. Bu bizim için çok değerli bir rakam. Yani yerelin konuşulduğu 1 milyon dakika. Yani heyecan verici. Ve ortalama yani canlı yayın dışında daha sonradan girip YouTube'da bu hesaplardan izleyenlerin ortalama programı ortalamasına vurursak 800 gibi bir izleyici rakamına ulaşıyoruz. Bir sonraki slayta geçerse arkadaşlar orada da programlarda konu dağılımını masaya yatırdık. Anahtar kelimeler oluşturduk her program için ve 99 program aslında şöyle bir yelpazeye dağılıyorlar. Kendi çıkış noktamız olan yerindenlik, yerellik ekseni aslında en büyük, pastadaki en büyük dilimi ele alıyor. O benim için en azından o merkezi kaybetmemiş olmak benim için heyecan bu kısmını verici. Becermişiz yani. Aynen öyle. Evet. Tabii belki şunu da söylemekte fayda var. Bu konu başlıkları birbirinden kesin sınırlarla ayrılabilecek başlıklar değil. Ama burada bir genel sınıflama yaptık. Evet. Burada aslında bir yandan bunu yapınca tabii ki insan eksikleri de noksanlıklarının da farkına varıyor. Mesela evet. Belli konulara daha fazla ağırlık verebileceğimiz. Mesela çocuk ve gençlik %6'lık dilimde. Ve fark ediyoruz ki aslında bunları bir şapkamızı önümüze alıp bakarsak önümüzdeki 99, 100 program için aslında çocuk ve gençlik, kadın konularında aslında noksan olduğumuzu, ulaşım konusunda noksan olduğumuzu. Engelli konusu da keza benzer şekilde bir özel eleştiri yapmak gerekirse evet. Kesinlikle. Mesela işte sadece işte seçim ve siyaset dışındaki bütün konularımız aslında hepsi yerellikle ki seçimi de konuştuğumuz zaman mümkün olduğu kadar yerel noktalarına parmak basarak konuşuyoruz. Hepsi aslında yerelin fotoğrafını çekiyor. En azından çok renkli bir pasta var karşımızda onu söyleyebiliriz. Evet, sonuçta bizim dayandığımız temel İstanbul Sözleşmesi. Yani İstanbul Hepimizin girişiminin temel ilkeleri. Dolayısıyla programları yaparken de hazırlarken de zaten bu ilkeleri gözetiyoruz. Göç Merkezi ve Sevallerden bahsetmemiz anlamlı olabilir. Evet tabii. Yani bu programları hazırlarken mümkün olduğu kadar yani program hazırlığına da katılım. Katılım bizim ana konularımızdan biri ama program hazırlığına da tabii katılım önemli. Biraz önce programın moderatörünü yapan Pınar Uyan Semerci'nin de içinde bulunduğu Bilgi Üniversitesi'nde, Göç Merkezi'nde yaptığımız bir toplantıda gerçekten çok verimli sonuçlar aldık ve onun sonucunda da aşağı yukarı ayda bir gibi değil mi? Evet. Birer program yapıyoruz. Onun dışında dizi tabir edeceğimiz programlar da yaptık. Yani bunlardan bir tanesi edebiyat ve şehri değerlendirelim dedik. Seval Şahin bize katıldı. Evet. Hala yapıyor. Aşağı yukarı o da bir buçuk ayda birer program yapıyor. Evet. Ve bu hakikaten edebiyatın mekansal yanına özellikle dokunarak bu programları yapıyorlar. Çok ilginç oluyor. Hatta oradaki konuşmacılardan, konuklardan bir tanesi aynen şunu demişti programda. Hiç bu yönüyle kendi kitabıma bakmayı düşünmemiştim. Çok ilginç oldu benim için de deyip üzerine bir yarım saat konuşmuştu. Onu hatırlıyorum programda. Yani mesela işte yerel yönetim dediğimiz zaman sanki hep böyle ciddi meselelerden bahsediyoruz gibi ama aslında mesela burada kültür sanat alanında çeşitli kurumları da ağırladık. Kendileri kültür ve sanat alanında yerelde yaptıkları projeleri anlattılar ve aslında o kadar geniş bir yelpaze var ki ortada. Aynı bizim bu pasta gibi. O çok heyecan verici açıkçası. Evet, mesela bu programda bizim için bir nevi muhasebe oluyor. Yani geriye dönüp baktığımızda 99 program nasıl yapmışız diye hayrete düştüğümüz oluyor. Cidden öyle. Birkaç veri daha düşmek isteriz. Konuk dağılımında 17 numaralı slaytta. Konuk dağılımında aslında moderatör dağılımında çok iyiyiz. %50 kadın erkek dağılımını yani cinsiyet olarak süper dağılımdayız. Ama programlarda da galiba Sibel'i atlamayalım. Esas %2 miydi kadınla ilgili programlarımız? Evet, çok düşüktü. %2 idi ama herhalde o %2'nin %100'ünü herhalde Sibel yaptı. Sibel kesinlikle evet, doğrudur. Ve devam edecek. Evet, tamam. Konuk dağılımında işte %40, %60 gibi bir fark var. En azından ilçe belediyelerinin oranlarından daha iyiyiz daha iyi. Katılımında. Ama geliştirilmesi gereken bir alan kesinlikle. Bir sonraki 18 numaralı slaytta ise beni çok şaşırtan bir tablo ile karşılaştım açıkçası. İzleyici yaş dağılımına bakıldığı zaman en büyük pastanın 25 ve 34 yaş olduğunu, yani izleyicilerimizin çoğunluğunun %38'lik diliminin 25-34 yaş aralığında olduğunu gördüm ve bu çok heyecan verici. Artı olarak bir de buna 18-24 yaşa eklersek %52'lik bir rakama ulaşıyoruz ve aslında şunu diyebiliriz, Medyascope'daki, YouTube'daki izlemelerimizin, Seyir Hepimizin programı izlemelerinin yarısından fazlasını gençler sahipleniyor ve çok heyecan verici.
O zaman evet. Programa da daha çok genç katmamız gerekiyor. Tartışmasız, evet kesinlikle. Nasıl yani, biz yeteri kadar genç değil miyiz? Sen de aynı yani burada bunu programdan sonra bir daha bu önemli yani. Ben de buna katılıyorum. Aslında biz buradan izleyen kim varsa özellikle gençlere seslenirim. Yani biraz daha genç arkadaşların bence bunları sahiplenip götürmesi lazım. Evet. Yani izleyenler çok ama hani bunları sahiplenenin de çok olması lazım. Genç gruptan diye düşünürüm. Umarım olur. 19 numaralı slide. O da başka ilginç bir istatistik veriyor. 18-24'ü de bağrımıza bastık ama her videonun ortalama izleme süresine baktığımız zaman 25-34 yaş ve üzerinin aslında neredeyse 15 dakika ve üzerinde bir programı 15 dakika izlediğini görüyoruz. Ama 18-24 yaş ise 3 dakikada programı izliyor ve değiştiriyor. Aslında yani 25-65-70-80 bakıldığı zaman bir YouTube videosunun 15 dakika izlenmesi bile mucizevi. Yani artık algı süresinin 1-2 dakika olduğunu düşünürsek 18-24 yaşta da aslında çok... Ben de benzer şeyi düşünüyorum. Aslında 3 dakika izliyor olması o yaş grubunun. Evet. Büyük bir başarı bizim açımızdan. Kesinlikle. Ve yani 25... Yani tabii şöyle bir ihtimal, pardon, programdan önce de konuşmuştuk. Hani YouTube'u açıyorlar ve bırakıp gidiyorlar, unutuyorlar gibi bir durum da olabilir. Biz orada izlerdik. Eskiden reyting cihazları öyleydi ya, bırakıp gitmeler. Tamam, yani bardağın boş tarafından herhalde böyle bakılıyor. Evet. Evet. Kesinlikle. Bu arada bir farklı IP'lerden kendimizin girdiği ve sık sık bu sayıları yükselttiğimiz ama bunu tamam şu an konuşmayalım. Evet, kesinlikle. Bir diğer ilginç istatistik 20 numaralı. Bu da aslında en çok izlenen programlarımızın bir istatistiğini yaptık. Ve gördük ki aslında ne kadar yerel desek de aslında gözle görülür bir şekilde yani ülke siyasetini konuştuğumuz çok kısıtlı bir programlarımız var. Özellikle referandum yaklaşırken, işte genel seçimler yaklaşırken bir nabız tutmak için çeşitli bir Bekir Ardır'ı özellikle konuk olarak ağırlıyoruz. Bize bu işin resmini çekiyor ve fark ettik aslında o programlar çok fazla izleniyorlar aslında. Hala ne olursa olsun genel siyaseti çok gözeten bir izleyici kitlesi var. Ama yavaş yavaş onu yerel siyasete ve yerelin gündemine ilgisini kaydırmak da bizim önemli bir çabamız. Bir coğrafi izleme dağılımı ile ilgili bir pasta grafiğimiz var. Evet. Bu tabii coğrafi izleme internet üstünden yayın olduğu için. Yani evet. Radyo dalgasıyla, televizyon dalgasıyla yayın yapılmış olsaydı aslında teknik olarak dünya dışından da izlenme imkanımız olacaktı ama şu an sadece internette. Tartışmasız. Tabii yayınlarımız Türkçe. Dolayısıyla hitap ettiğimiz kitle daha çok, evet, Türkiye'de. Yurt dışındaki izleyicileri de işte %2 oranında Amerika, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda gibi ülkelerde de izlendiğini, büyük ihtimalle Türkiye'yi yakından takip eden, Türkçe bilen bir izleyici kitlesi programda takip ettiğini görüyoruz. Bu zaten tahmin ettiğimiz bir istatistikti ama bir sonraki istatistik beni oldukça şaşırttı. O da ülkelere göre program ne kadar izleniyor. Yani yurt dışında programı açan bir konuk her bir videoyu ne kadar süre izliyor? Ya baktığımız zaman Türkiye bayağı sonlarda. Yani Türkiye izleyicisi ortalama 12 dakika programımızı izlerken Kanada gibi bir ülkeden yayını izleyen kişi 24 dakika ortalama izliyor. Ya da İsviçre'de ortalama 17-18 dakika izliyor. Dolayısıyla demek ki yurt dışındaki Türkçe bilen yayınları yerel... Beyin göçünden kaynaklanıyor. Olabilir ve orada da aslında bir ilgi var. Yani en azından daha sabırla mı diyelim? Yani Türkiye ile ilgili haber kaynakları kısıtlıysa eğer, evet, ilgilerini çekiyor ve izliyor olabilirler. O bir ihtimal, evet, diye tahmin ediyorum. Tartışmasız. Dolayısıyla ama en azından çok ilginç bir yerden yaklaşmış olduk konuya. Evet. Son istatistiğimiz ise bu internetteki izlemelerin trafik nereden akıyor? Trafiğimizin neredeyse %50'si aslında Medyascope'un sitesinden yönlendirilerek gelen izleyicilerden oluşuyor. Medyascope... Yani izleyicilerin çıkış noktasını, evet, burada görüyoruz değil mi? Evet. Hangi mecradan başlıyorlar ve bize ulaşıyorlar? Evet, bizim videolara nasıl geliyorlar? Medyascope zaten her programımızdan sonra ufak teaserlarla bizim o hafta yaptığımız yayına çeşitli atıflarda bulunuyor kendi sitesinden. Ve bizim için çok anlamlı. Yani o hap metinler, o hap bilgiler çok anlamlı bizim için de. Ama onun dışındaki tabloda çok ilginç ve eş dağılım gözetiyor. O da sosyal ağlardan ve sosyal ağlardan kişiler programları bir şekilde görüyorlar ve tıklayarak YouTube videolarımızı izliyorlar. Demek ki orada da ilginç bir çekiş var. Ama asıl YouTube kendi içerisinde yerel yönetim gibi konulara ilgi duyan kişilere
Bizim videoları öneriyor. Yani Şehir Hepimizin videolarını öneriyor. Bu yüz, yani her 100 izlemeden 15 tanesi YouTube'un bir de senin bu ilgini çeker diye önerdiği videolar. O bağlamda çok anlamlı. Yani orada demek ki ilgi var. Ve YouTube bir yandan da aramalarda da. Yani demek ki yerel yönetim, yerindenlik, katılımcılık, yerel demokrasi gibi konulara ilgi duyan insanlar da aslında sadece aramalarla, yani belki Şehir Hepimizin haberi yok, bu programlarda haberi yok, bizim yayınlarımıza ulaşıyorlar. Bir de %10'luk kesim YouTube'da gezinirken kendisi ulaşıyor. Yani buradaki dağılım da o yüzden ben çok anlamlı buluyorum, evet, açıkçası. Ki hatırlatmakta belki fayda var. Biz bütün bu çalışmaları herhangi bir reklam ücreti ödemeden veya bir maliyet olmadan tamamen gönüllü olarak programa katılan konuklarımız da aynı şekilde. Yani %100 gönüllü diyebiliriz. Yani gönüllü. İlk bölümde söylendiği gibi İstanbul Hiçbirimizin yarışma albümünden, kitabından birer hediye veriyoruz. Onu da kendi bütçemizde bahsettiğimiz, çıkardığımız bir yayın. Evet, zannediyorum vaktimiz doluyor. Evet. Yavaş yavaş. Ekleyeceğimiz başka bir sayısal bilgi veya yorum. Bu kadar. Sizden. Ben şey yapacağım, sadece kapanmadan önce bana söz verirseniz biraz teşekkür etmek istiyorum. Ha, teşekkür faslı tabii. Evet. Onu en sona saklıyoruz, elbette. Hem bu zamana kadar programlara katılan 147 konuğumuz vardı, uzmanımız vardı. Onlara gıyaplarında teşekkür ediyoruz. Burada değiller belki ama. Tabii ki ilk bölümde söylendiği gibi İstanbul Hepimizin girişimi burada gördüğümüz kişilerden çok daha zengin, geniş bir ekip. Aslında bugün de aramızda bütün yapımcı ve kolaylaştırıcı arkadaşlarımız gelemedi programlarından dolayı. Gelenler de var, programa girmeyip de arkada, karşımızda bizi izleyenler. Evet, arkada bizi güldürmeye çalışıyorlar kameranın arkasında ama. Evet. ve tabii ki programların oluşmasında fikri destek veren uzmanlarımız var ayrıca. Medyascope ekibi konusunda da ben sözü size bırakacağım. Evet. Çünkü Engin Bey ve Ali Bey aslında bütün programlarda kendileri kamera karşısında olmadıkları zamanlarda bile teknik ekipte, yani mutfakta yer alıyorlar ve en hakim olan arkadaşlarımız. Evet, gelmeye gayret ettik. Evet, vaktimiz daraldı. Hızla söylüyorum. Bir kere başta gerçekten bu imkanı verdiği için benim gibi bir günde 3-4 saat herhalde Medyascope izleyen biri olarak, bir Medyascope izleyicisi olarak bir kere burada program yapıyor olmak çok keyifli. Başta Ruşen Çakır'a teşekkür ediyorum tabii. Onun dışında şimdi hata yapabilirim. Şöyle baştan sayayım. Yani Tamer Durak, Murat Aksoy, Servet Dilber, Merve Özçelik, Dilan Karaman, Ayşe Gören, Aytu Özçolak, atladığım isimler olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet, hepsinin çok, emeği var. Çok teşekkür ediyorum. Medyascope ekibine. Ve tabii ki izleyicilerimize, bıkmadan sabırla bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu programı da bu şekilde kapatacağız. Önümüzdeki hafta yine saat 16'da pazartesi günü burada bu kanalda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.